etmek adına değerlendirmeler yaptı. Genel merkezi Almanya ve Avrupa İş Adamı ve Lobby International. Sıkmak istemiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızı. Ben Kıbrıs'ta federasyonu, yani Rumlarla bir ortaklığı savunmuyorum. Çünkü Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık eğer federal temelde olacaksa bu Kıbrıs'taki Türklüğün sonunun başlangıcı olur. Çünkü yıllar evvel hep söyledikleri, hep yaptıkları Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkartmak. Onun için Güney Kıbrıs Rum yönetimini tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne almak ve Avrupa Birliği kuralları içerisinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, özgür hareketler, sermaye hareketleri derken ne güneyi ne kuzeyi ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nin artık güvenlik ve dolayısıyla garantörlüğünün modası geçtiği iddialarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün son bulacağı ve Kıbrıs'taki federal çerçevede bir anlaşmayla oranın güvenliğinin Avrupa Birliği mekanizmaları tarafından savunulacağından Türk askerinin adadan çekilmesi. Yani 1974 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı ile Mehmetçiğin adaya çıkması ve orada yeni bir dönemin başlangıcı hem Türkiye'nin güvenliği için hem Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği geleceği için bütün bu hareketleri sıfırla çarpıp 1974 öncesine Kıbrıs'ı geri götürmek asla bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Türkiye'nin de kabul edeceği bir şey değildir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle Kıbrıs'ta artık yeni dönemin Sayın Cumhurbaşkanı benim adımı vererek egemen eşitlik ve eşit ulusal statü bu haklarımızın tescilliyle ancak Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başlayacağı. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa Rumlarla ortaklık değil ama yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle kuzeydeki devlet de elbette bir Türk devleti olacaktır. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu bir kere esasında önemli bir siyasettir. Çünkü çok kolaydı. Hep Kıbrıs'ta bir ortaklığı savunmak. Adı federasyon, federal cumhuriyet. Böyle bütün dünyanın da sıcak baktığı ama bizlerin hiç ulusal çıkarlarına hizmet etmeyen bir anlaşmanın, bir anlayışın ürünü. Çünkü dediğim gibi o federal çatı altında Rumların, Yunanların egemen olabilecekleri ve gelecekte Girit Adası'na benzer bir durumun Kıbrıs'ta da tekrar yaşanabilmesi bizler için çok acı olacaktı. Onun için yeni siyaset, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve artık bütün uluslararası topluma Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. kurulunda 20 Eylül günü yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi artık Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanmakta olan izolasyonlar, ambargolar ve çeşitli kısıtlamaların son bulması ile bu zulümün de sona erdirilmesi uluslararası toplumdan bir beklentimizdir. Çünkü uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği bütün bunlar bizlere yaptıkları bütün bu haksızlıklar da bir bakıma zulüm niteliğinde bizleri uluslararası toplumdan kopartmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü bizleri pes ettirmek ve onların öngördüğü bir anlaşma içine zorlayabilmek. Dediğim gibi biz öyle bir anlaşmaya girsek o zaman Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasıyla Doğu Akdeniz'i kaybederiz. Doğu Akdeniz'deki güvenliğimiz, hakkımız, hukukumuz hepsi bundan çok büyük yara alır, çok büyük zarar görür. Alkışlar oluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, elinize sağlık. Size takdim ediyor olacağım. Biliyorsunuz ödülü vermekle birlikte şarkı almadan...